Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle karışımların ayrılmasından bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan ayırma tekniklerini öğreneceksiniz. Bu video özelinde manyetik özellikleri farkından karışımların ayrılmasından, erime sıcaklıkları farkından yararlanılarak karışımların ayrılmasından ve tanecik boyutu farkından yararlanılarak karışımların ayrılmasından bahsedeceğiz. Bundan sonraki videolarımızda da diğer yöntemleri öğreneceksiniz. Neden karışımları ayırıyoruz? Çünkü etrafımızda gördüğümüz birçok madde karışımdır ve bu karışımların içerisinde istediğimiz maddelerle birlikte istenmeyen maddeler de bulunur. Ve bunları ayırmak istiyoruz. Ve karışımlar arkadaşlar hatırlayınız fiziksel yöntemlerle elde edilir. Ve bu nedenle karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez. O yüzden bizim burada uygulayacağımız yöntemler fiziksel ayırma yöntemleridir. Bu bir. İkincisi, karışımları ayırmak için uyguladığımız yöntemlerde karışım oluşturan bileşenlerin bazı fiziksel özelliklerinin farklılığından yararlanıyoruz. Mesela öz kütle farklarından yararlanabiliriz. Kaynama sıcaklıkları farkından yararlanabiliriz. Erime sıcaklığı farkından yararlanabiliriz. Zaten videolarımızda tek tek göreceğimiz bu özelliklere göre nasıl ayırt ettiğimiz, hangi yöntemleri kullandığımız olacak. İlk olarak manyetik özellikleri farkıyla karışımların ayrılması. Şimdi arkadaşlar demir, nikel ve kobalt bizim manyetik özelliği olan 3 elementimizdir. Manyetik özelliği olması demek bu metallerin mıknatıslanabilmesi demektir. O yüzden karışımınızda mıknatıslanabilirler. Karışımınızda bu metallerden herhangi biri var ise bunları almak için mıknatıs kullanabiliriz. Örneğin bu yöntemle hangi karışımlar ayrılabilir? Demir tozu, kükür tozu karışımı. Bakınız burada bir karışımımız var. Şu sarı olarak gördükleriniz kükür tozudur. Kükür tozu. Metalik olarak gördüklerimiz de demir tozu. Fe diyeyim. Şimdi biz bunun üzerine bir mıknatıs tuttuğumuz zaman ne oluyor bakınız? Demirler mıknatısla birlikte karışımdan ayrılıyor. Kükür tozları altta kalıyor. Dolayısıyla biz karışım ayırmış oluyoruz. Yani eğer karışımınızda demir, nikel ya da kobalt metallerinden biri varsa karışım ayırmak için kullanacağınız yöntem bu metalleri almak için mıknatıslama olur. Bu yöntem endüstride de kullanılır. Kağıt endüstrisinde geri dönüşüm için toplanan kağıtların içerisinde arasında metal parçaları bulunabilir. Bu metal parçalarının uzaklaştırılmasında da uygulanan yöntem endüstride yine mıknatıslama yöntemidir. Karışımları ayırmak için kullandığımız bir diğer özellik erime sıcaklıkları farkı. Erime sıcaklıkları farkı ile ayrılan karışımlar katı katı karışımlar arkadaşlar. Özellikle alaşımlar. Alaşım nedir hatırlıyor musunuz bilmem ama alaşımlar metallerden oluşan, şöyle metal metal diyeyim, karışımlardır. Günlük hayatta örnekleri var. Tunç, lehim, pirinç, çelik tencere bunlar alaşım örnekleri. Şimdi bakınız şurada altın bakır alaşımını görüyorsunuz. Altının erime noktası arkadaşlar 1064 derece, bakırın erime noktası ise 1083 derece. Şimdi biz bu karışımı ayırırken ısıtmaya başlıyoruz. Önce kim eriyecektir? Altın. Altın eriyip sıvı hale geçtiğinde karışımdan uzaklaştırılıyor ve böylece altın-bakır alaşımı ayrıştırılmış oluyor. Gelelim bir diğer özelliğimize. Tanecik boyutu farkıyla karışımların ayrılması. Şimdi tanecik boyutu farkıyla karışımların ayrılmasında farklı yöntemlerimiz var. Bunlardan en önemlileri 4 tane. Ayıklama, eleme, süzme ve diyaliz. Ayıklama, eleme ve süzme günlük hayatta da yaptığımız şeyler. İşte meyve tabağından bir meyveyi seçmeniz ayıklamadır. Onun elenmesi olabilir, çayın süzülmesi olabilir. Diyaliz daha teknik bir yöntem. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi tek tek bu yöntemlerimize bakacağız. Tanecik boyutu farkıyla karışımların ayrılmasında ilk bakacağımız yöntem, inceleyeceğimiz yöntem ayıklama. Şimdi ayıklama, tanecik boyutları, şekilleri ve buna benzer özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen katı katı karışımları ayırmak için kullandığımız yöntemdir. Örneğin karışık çerezi düşününüz. Bunun içerisinden ilk önce işte fıstıkları alıyorsanız ve yiyorsanız aslında burada ayıklama yöntemini uygulamış oluyorsunuz. Burada hem tanecik boyutundan hem de şekillerinin farklılığından yararlanırsınız. Ya da salata yerken önce domatesleri alıyorsanız yine ayıklama işlemini yapmış oluyorsunuz. Tanecik boyutu farkından
yararlanarak uyguladığımız bir diğer yöntemimiz eleme arkadaşlar. Şimdi burada tanciklerimizin boyutu ayıklamaya göre biraz daha küçüldü. Elimizde yine bir katı katı heterojen karışım bulunacak. Ve burada elek adını verdiğimiz araçlar kullanıyoruz. Bakınız bu bir elektir. Belki görmüşsünüzdür hayatınız boyunca. Belki görmemişsinizdir ama evinizde muhakkak bir elek vardır. Burada gözenekleri farklı olan eleklerimiz var. Yani karışımdaki tanciklerin boyutuna göre. Örneğin unun elenmesinde bunu görmüşsünüzdür belki. Evde kullanılan araç budur. Eğer kum elenmek istiyorsa gözenekleri daha büyük olan başka bir elek kullanılabilir. Yani elemede yine katı katı heterojen bir karışımımız var. Burada elek dediğimiz araçları kullanıyoruz. Bunların karışımdaki tanciklerin boyutuna göre farklı gözenekleri var. Tanecik boyutu farkında üçüncü yöntemimiz süzme arkadaşlar. Peki hangi karışımları süzerek ayırıyoruz? Katı sıvı heterojen karışımları ayırmak için günlük hayatta ya da endüstride sıkça kullandığımız bir yöntemdir. Katı sıvı heterojen karışımların genel adını hatırlarsanız bunlara süspansiyon adını veriyorduk. Şimdi bu yöntem dediğim gibi hem günlük hayatta hem de endüstride sıkça kullanılır, laboratuvarlarda sıkça kullanılır. Örneğin çayın süzülmesi, makarnanın süzülmesi günlük hayatta sıkça kullandığımız süzme yöntemleridir. Süzme yöntemi az önce de söyledim. Katı sıvı heterojen karışımların laboratuvarda ayrıştırılmasında sıkça kullanılan bir yöntem. Şimdi sistemin birazdan nasıl işlediğini videoda da izleyeceksiniz ama öncelikle elimizde bir huni vardır. Bu huni içerisine arkadaşlar bir süzgeç kağıdı konulur. Süzgeç kağıdı çok küçük gözenekleri olan bir kağıttır. Süzme işlemini gerçekleştirir. Elimizde bir katı sıvı heterojen karışım olsun, süspansiyon diyeyim buna. Ve şurada da bir beherimiz var. Şimdi ne oluyor? Biz bu karışımı yukarıdan eklediğimizde süzgeç kağıdı sıvının aşağıya geçmesine izin veriyor ama katı parçacıklarını kendi içerisinde topluyor. Şimdi bu yöntemle ayırabileceğimiz karışımlar mesela kum su karışımı olabilir. Süzerseniz kum ve su birbirinden ayrılır. Naftalin su karışımı olabilir. Naftalin suda çözünmeyen bir katıdır. Süzerek ayırabilirsiniz. Çamurlu suyu ayırabilirsiniz ki bu aslında kum su karışımının bir benzeridir. Bunlar süzme yöntemiyle ayrıştırılabilecek karışım örneklerimiz. Gelin süzme işlemini bir de videodan izleyelim. Bakın bir heterojen karışımımız var, katı sıvı, huni ve süzgeç kağıdı. Bu gördüğünüz kağıtlar çok küçük gözenekleri olan kağıtlardır. Bunu dörde katlayıp huninin içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonrasında süzmek istediğimiz katı sıvı heterojen karışımı süzgeç kağıdına döküyoruz. Süzgeç kağıdı burada süzme işlemini gerçekleştirecek. O küçük gözeneklerden katı parçacıkları aşağıya geçmeyecek. Ve beklediğinizde birazdan da göreceksiniz suyun aşağı geçtiğini. Bakın damlıyor. İçerisinde katı parçacıkları yok. Onları süzdük. Hala damlıyor. Altta suyu topladık. Süzgeç kağıdında da bakınız katı parçacıkları kaldı. Böylece katı sıvı heterojen karışımı ayırmış olduk. Tabii burada şunu unutmayınız. Tuzlu su yine bir katı sıvı karışımdır ama homojen bir karışımdır. Bu tür homojen karışımlar süzme yöntemiyle ayrıştırılamazlar. Çünkü sıvı ile birlikte içinde çözünen katı parçacıkları da aşağıya geçer ve ayıramazsınız. Biz süzme yöntemi için katı sıvı heterojen karışımlardan bahsettik ama sadece bunlar için değil, katı gaz karışımlarını ayırmak için de kullanılabilir bu yöntem. Örneğin fabrika bacalarından çıkan gazları katı taneciklerinden ayırmak için filtre kullanılması, tozlu havada çalışan kişilerin toz maskesi ya da zehirli gazlardan korunmak için yangın anında mesela gaz maskelerinin kullanılması, araçlarda havadaki tozu süzmek için yine hava filtresinin kullanılması buna örnek olarak verilebilir. Tancık boyutu farkıyla ayırmada son yöntemimiz diyaliz arkadaşlar. Şimdi eğer elimizde yine katı sıvı heterojen bir karışım varsa ancak katı tanecikleri oldukça küçükse mesela koloidal bir karışımsa bu durumda süzme işlemi bizim işimize yaramaz. Uygulanan yöntemler iki tane. Bir tanesi santrifüjleme olabilir, diğeri de diyaliz olabilir. Şimdi santrifüjleme de arkadaşlar merkezcil kuvvet yardımıyla katı tanecikleri dibe çöktürülerek ayrılır. Kan analizlerini duymuşsunuzdur. Kanın ayrıştırılmasında santrifüjleme işlemi kullanılır. Böylelikle kan sıvısı içerisinde bulunan diğer maddeler dibe çöktürülür. İşte bunun üzerinden analizler yapılır. Peki nasıl yapılıyor bu sistem? Gelin izleyelim.
Gelin santrifüj yöntemini izleyelim şimdi. Burada bakın iki tane karışım var. Bunlardan bir tanesi çamurlu su. Bunu süzerek de ayırabiliriz. Önemli değil. İkincisi de arkadaşlar kireçli su. Tanecikler küçük boyutlarda. Bunları öncelikle santrifüj aletine yerleştiriyor. Tabii burada izleyeceğiniz santrifüj cihazı o çok teknik olanlardan değil. Daha manuel bir şey göreceksiniz. Şimdi kireçli suyu da yerleştirecek. Bekleyelim. Biraz yavaş yavaş gidiyor. Hepsini görünüz istedim. Evet. Şimdi bu karışımları da koyduk santrifüj aletine. Şimdi bu karışımları çevirmeye başlayacak. Dediğim gibi bu teknik bir araç değil. Daha manuel. Bakın eliyle çeviriyor. Ve merkez kaç kuvvetiyle bu katıların dibe çökmesini sağlıyor aslında santrifüjleme yöntemi. Bakınız. Hızla çevirdi. Aslında çamaşır makinelerinin sistemine benziyor. Çamaşır makinelerinde de hızla döndüğünde çamaşırların dış taraflara yapışması gibi. Şimdi karışımları alacak. Önce çamurlu su. Bakınız katı tanecikleri böylelikle dibe çökmüş oldu. Sıvıyı başka bir tarafa aktarırsanız ayırmış olursunuz. Aynı şekilde kireçli suya da bakalım. Kireçli suda da yine o beyaz gördüğünüz kireç parçaları. Bunlar da yine santrifüjleme yöntemiyle ayrıştırılmış oldu. Santrifüjleme ile de sonuç alamadığımız koloidal karışımlar varsa bu durumda kullandığımız yöntem diyaliz. Aslında diyaliz kanın temizlenmesinde kullanılan bir yöntem arkadaşlar. Ve katı sıvı koloidal karışımların ayrılmasında kullanılıyor. Ve koloidal karışımların gözenekli zardan geçememesi temeline dayanıyor. Şöyle bir şey var. İnsan vücudunda kandaki atık maddelerin süzülerek dışarı atılmasına yardımcı olan organ böbrek. Böbrekler bu fonksiyonu yerine getiremediği durumda hastalar diyaliz makinesine bağlanıyor. Bu yüzden diyaliz makinelerine suni böbrek makinesi adı da verilebiliyor. Yapılan şey atar damardan alınan kan arkadaşlar bir diyaliz sıvısı içerisine gönderiliyor. Bu diyaliz sıvısı içerisinde bakınız gönderildiğinde kandaki atık maddeler çok daha küçük moleküllerdir istenmeyenler. Sağlıklı olanlarsa büyük moleküller. Dolayısıyla bu küçük ve istenmeyen moleküller yarı geçirgen zardan geçiyor. Ve diyaliz sıvısının içerisinde kirlenmiş diyaliz sıvısı tarafına alınıyor. Temizlenen kan ise tekrardan hastanın yapısına veriliyor. Dolayısıyla bu şekilde kan böbreğin problemli olduğu durumlarda temizlenmiş oluyor. Bu videomuzda karışımlar ayırma yöntemlerinden erime noktası farkından ayırma, mıknatıslama yöntemiyle ayırma ve tanecik boyutu farkıyla ayırmadan bahsettik. Burada da kaynaklarımı görüyorsunuz. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.